Şu an Filistin'de Müslümanlar katlediliyor, çocuklar katlediliyor. Yaşı ihtiyar demeden zalim İsrail Müslümanları katlediyor. Bakıyorum Müslümanlarda bir ses yok, bir şey yok. Katliamlarına devam ediyor yani, kimseyi takmıyor. Yani aslında Müslümanlar İsrail'i mahkeme vermesi gerekirken bakıyorsun Afrika Hristiyan olan bir ülke kalkıp İsrail'i mahkemeye veriyor. Yani aslında bizim utanmamız gereken bir mesele aslında. Bu şerefi Allah-u Teala Güney Afrika'ya nasip etti. Yani aslında kendimize utanmamız lazım. İsrail, Filistin'de yaptığı katliamlar maalesef medya şu an bütün gündem meselesi seçim olmuş. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi öyle davranıyor Müslümanlar maalesef. Aslında çok yazıktı. İnsan böyle kendi ailesine baktığı zaman, çocuklarına baktığı zaman yani ya bakıyorsun insana açlıktan ölüyor. Yazık değil mi yani? Allah bunun hesabını kat kat bizden çıkaracaktır yani. Bu böyle gitmeyecek, bu keyfiyet, bu zevk, bu sefa. Bütün dünyaya sesleniyoruz buradan. Bu kadar Müslüman ülke varken hiç kimsenin bir şey yapmaması, bu kadar masum çocukların ölmesi, bu kadar zalimlerin artması ve hiçbir ülkenin buna bir şey yapmamasına karşı aşırı derecede tepkiliyiz. Yani keşke bize de bu konuda bir yol açsalar da biz elimizden gelen şeyler yapabilsek. Bunu hani samimi olarak söylüyorum, bir Müslüman olarak söylüyorum. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Bu kadar insan açken, çoluk çocuğun insan sıkıntısı varken bir Müslümanın el atmaması çok ayıp bir şey. Hiçbir şekilde gündeme de gelmiyor. Bu konuda kimse bir şey de yapmıyor. Gün geçti örtüyorlar. Kullandıkları gündemden bir şekilde kaldırıyorlar. Tabii dünya her zaman öyle bir şey ki bir insan acısını hissetme, o acıyı yaşamak lazım. Diyor ya, söylenecek söz de bulamıyoruz. Sözün bittiği yerlerdeyiz açıkçası. İnşallah bir yol açılır, oyuncudaki mazlum insanlara karşı bir yol olur da bir an önce bir refaha ererler. Gördüğünüz gibi bizim de evlatlarımız var. İnsan bunlara yüreği dayanmıyor. Gerçekten hani bırakın sırf Müslüman olması önemli değil. Yani bu Hristiyan için de aynı, bir Yahudi için de aynı. Böyle bir zalimi kimse kabul etmemesi lazım. Nerede olursa olsun. Kim, ırkı, dini hiç fark etmez yani açacağız. Böyle bir şey için herkesin tepki göstermesi lazım. Bir şekilde oraya bir kol kanat açmamız lazım. Bir şekilde bir yardım ulaştırmamız lazım. Bunun için dediği gibi insanlık olarak bir şey yapılması gerekiyor. Demin önce söylediğim, başta söylediğim gibi yani insan ırkının ne olduğu önemli değil. Bu konuda ne yapabilirsek yapmamız lazım. Siyonist Yahudiler bugün 1,5-2 milyar Müslüman insanları ezdiriyor. Baştaki Arap ülkelerin liderleri, buna bir tepkileri fazla olmuyor. Tek tepki veren birkaç ülke var. Müslümanların veremediğini onlar verdiler. Bu da Müslümanların ayıbıdır. Bir Müslüman Arap ülkelerin liderleri bir fişi çekseler, Yahudi kesim dediğimiz İsrail suda boğulup gider. Ama maalesef yok. Deseydiler biz petrolü vermiyoruz, bakalım sonuç nereye varacaktı? Mecbur kalacaktı, bugün bu savaş devam etmeyecekti. Artık gündemden düşürdüler. Normalinde gündemden düşmemesi lazım. Sonuna kadar devam etmesi lazım. Her gün daha fazla katliamlar da oluyor. İnşallah bunun sonu hayırlı olur. Biz daima gönlümüz Filistin'den yanadır. Ama ne yapalım? Elimizden bir şey gelmiyor yapmaya. Bugün en büyük tepkiyi devletler verecek ki biz halk destekleyeceğiz. Devletler tepki vermediği zaman halk tepkisini veremez. Müslümanlar zalimler kadar cesur değiller. Bir kere İsrail bu cüreti nereden buluyor yani? Bir avuç, bir ülke bile değil yani, öyle söyleyeyim yani. Bir Diyarbakır kadar nüfusu yok yani. Bütün dünyaya hükmedebiliyor. Demek ki 2 milyar Müslümandan daha güçlüdür, bu bir. İkincisi yani son dönemlerde gündemden düştü. Düşmesinin de sebebi ülkemizde seçim, ekonomik sıkıntılar. İnsanların artık acıyı önce hissedersin, sonra belli bir süre sonra o hissiyat gider. Alışırsın yani. Ne yazık ki Müslümanlar şu anda yani o ağrıya alışmış. Başın bir gün ağrır, ilaç alırsın. Ama her gün ağrırsa ilaç almayı bırakırsın. Şu anda bir tedbir alan bir kimse yok yani ya. Yazık yani, çadırda battaniye üzerinde, çamurun içindeki battaniyenin üzerinde uyuyan çocuklar var burada. Biz burada yatağımızda üşüyoruz. Yani söyleyecek bir söz yoktur. Sözün bittiği yerdeyiz işin gerçeğinde. Artık bir eyleme geçilmesi gerekiyor yani Müslüman toplumu olarak. O zaten unutulacak. Çünkü Müslüman ülkeler kalmamış. Kalmamış. Eğer Müslüman ülkeler olsaydı bu böyle olmazdı. Bu kadar insan ölmezdi. Ya
bu Avrupa ülkeleri, bu Müslüman olmayan ülkeleri görmüşsün birbirini vurmuşlar. Tabii Müslümanlar herkes yatmış, herkes atmış, kimse şey etmiyor. Müdahale de dahi etmiyorlar ya. Zavallılar ne yapacak? Bu bir katliamdır, katliam. Bir katliamdır bu. Unutuldular. Yani herkes kendi geçiminin derdine düşmüş. Biliyorsun, kimse bahsetmiyor. Kimse bahsetmiyor. Eskide olsaydı, şimdi bilmem ne olmuştu ya. Ama şimdi kimse sesini çıkarmıyor. Atasözü var ya, beni sokmayan bir ilan 100 yıl yaşasın diyorlar ya. Kimse onlara bir şey demez, ne onlara ne olursa olsun.